üçgeninde BT açıortaymış. BT evet zaten gözüküyor. Ondan sonra B aç ABR'den RCB'ye B açısı ABR ABR'den B açısı şu açı şu açıya eşit verilmiş. Tamam verilsin. 7'ye 2 verilmiş. X soruluyor. Her zamanki gibi. Buraya A'ya A diyelim. Buraya da B'ye B diyelim. A artı B açısı A artı B açısı. Bu da ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor diyeceğim. Şimdi şeye bakacağız. X'e 2 A'ya A artı B. Şunu yapacağız. Bakın gözüktü. İki iç açının toplamı bir dış açı eşit diyeceğiz. Buraya eşit diyeceğiz. Yani burası A artı B. A artı B çıktı gördüğünüz gibi. Bakın A artı B bura. Burada A artı B. Demek ki burası ikiz kenar. Şu kenar AB kenarı AT kenarı eşit. O zaman 7'ye 7 olması gerekiyor ki burada 5 çıkar. Bu şekilde bulduk. Başka ne bulabiliriz? X'i soruyor. Tabii ki benzerliği kullanacağız. Buradaki burada C açısı olsun. Burada bakın C ortak AB AB ya da B açısı var. CB CB bu durumda bakın iki açı eşitse üçüncü açı da eşittir. Yani burası şu üçgende burası büyük üçgende CB burasına eşit oluyor. Bu komplesine eşit oluyor, bu uzunluğa. Buradan oran çıkaracağız. Şimdi küçük üçgende B'nin karşısında 5 var. Buraya yazalım. Büyük üçgende B'nin karşısında 7 var. Buraya, burası. Eşittir. Küçük üçgende ne var? Şu diğer açının karşısında 7 var. Zaten A, B kenarı büyük üçgen içinde, küçük üçgen içinde ortak. Büyük üçgende de bu açımız bu açıyla eşitti. Bu açının karşısında bakın 7 artı x var. 7 artı x var. Buradan çıkaracağız. İçler dışlar 7 kere 7 49 eşittir. 7 çarpı 5 35 artı 7 çarpı x pardon 5 çarpı x 5x 35'i bu tarafa attığımızda eksi olarak geçecek. Eksi 35 49'dan 35 çıkardık. 14 kalır. 14 eşittir 5x. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 5'e böleceğiz. 5'ler gider. X eşittir. 14 bölü 5 çıkar. X'imizi 14 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Emeğimizin karşılığı olarak lütfen abone olur musunuz? Teşekkür ediyorum.